Merhabalar, Zehra Doğan'la birlikteyiz. Zehra Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde Türkiye'deki ilk kişisel sergisini açtı. Ne Hatiye Dit'in Görünmemiştir sergisi. Zehra hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde sergilerde yer aldı. Tate Modern'de yer aldı. Ancak Türkiye'deki sergisine kendisi katılamadı. Zehra, buradan başlayalım. Ne hissediyorsun? Ne diyorsun bu duruma? Evet, gerçekten biraz üzerine düşündüğüm bir sergiydi. Çünkü yani birçok yerde sergi yapıyorum, Avrupa'da, Amerika'da sergi sürekli durmadan devam ediyor, hep başka farklı mekanlarda. Ama Türkiye'de hiç böyle bir imkanım da olmadı, kendim de gelemediğim için biraz yani benim kafamda sorguladığım bir durumdu. Çünkü bir çıkış yaptığım yer, sanatıma başladığım yer Türkiye'ydi, Kürdistan coğrafyasıydı. Ama bir şey yapamıyordum. Sadece 2016'da ilk cezaevinde çıktığımda bir sergi yapmıştım Diyarbakır'da ve hemen onun bir hafta bile üzerinden geçmeden polis tarafından aranır oldum. Sergimi bile toplayamadım. Arkadaşlarım topladı. Bazı resimlerim ne olduğu onu hala bile bilmiyorum. Çünkü kaçak bir hayat yaşadım. Hemen o kaçak hayatın ardından yeniden tutuklandım. Yeniden cezaevine girdim. Çıktıktan sonra da bunun mümkün olmayacağını gördüm. En azından ben oradayken de mümkün olmayacağını gördüm. Sonra Avrupa'ya geldiğimde durmadan sürekli sergiler ve farklı programlar oldu. Ama Türkiye'de hiçbir şekilde böyle bir ne bir davet oldu ne bir benim böyle bir imkanım oldu. Kıraathane çok güzel bir imkan alanı oldu benim için. Serginin nasıl olabileceğini gerçekten bilemiyordum. Küratörüm Vendel Koyuncu'yla ve Seval Dagman Araç'la çok uzun tartışmalar yürüttük. Nasıl olabileceği, riskleri nelerdir, nasıl bir konseptle, nasıl bir ne vermek istediğimiz konusunda çok tartıştık, konuştuk. Yani benim aslında sadece politik kişiliğim ve sadece ne yazık ki cezaevine girdiğim için ve savaş bölgesinde çatışmalı bir bölgeden cezaevine girdiğim için benim sadece siyasi bir kimliğim biliniyor Türkiye'de. Avrupa'da yavaş yavaş bunu kırabildim. Evet, politik bir kişiyim. Bunun zaten farklı anlaşılmasını istemiyorum ama aynı zamanda sanatsal bir disiplinim de yani bir sanatçı kimliğim ve politik bir kişi olduğumun bilinmesini istiyordum ve bunu başarabildim. Ama Türkiye'de hep bu sadece siyasi bir kimlik olarak bilindiğim için bunu kıramıyordum. Kıraathane'deki sergi biraz bunu kırdı. Yani benim oradaki politik kimliğimden ziyade ya da cezaevinde resim yapıyorumun dışında başka bir şeydi. Evet, cezaevinde resim yaptım. Bunlar maalesef evet cezaevinden çıktı ama nasıl çıktı? Önemli olan o. Evet, içeride sanat yapabildim, resim değil. Yani içeride yine de o sanat duruşumu, plastik anlayışımı koruyarak farklı yollara girerek ama o plastiğimi, o çizgimi, tarzımı, stilimi de bir şekilde ifade etmek istiyordum. Böyle bilinmek istiyordum. Bu anlamda aslında Kıraathane'deki sergi benim açımdan iyi oldu. Şimdi sergiye tekrar geleceğiz. Bir şey konuşmak istiyorum seninle. Gazeteci olduğunu biliyoruz. Ben senin mevsimlik tarım işçiliğini bile yaptığını biliyorum. Zehra Doğan kimdir yani? Zehra dünyaya geldi, bir politik kimlik kazandı, gazetecilik yaptı, sonra sanatçı oldu, sonra sürgüne gitti. Bu süreyi biraz Zehra'dan dinlemek isterim. Zehra kimdir? Ya şöyle bir şey aslında bu soru benim açımdan çok güzel bir soru. Çünkü ben mesela bazı yerlerde bunu anlattığımda da sanki hani böyle bir şey oluyor. İlk Londra'ya geldiğimde de sergi daha Tate Modern'den açılmadan önce İngiliz bir gazeteciyle konuşmuştum. O konuşmamdan sonra o haber şöyle oldu. Diyarbakır zindanlarından ve Diyarbakır'ın işte politik bölgesinden doğup büyüyen birinin başarı öyküsü gibi yansıttı. Çünkü ben ona nasıl bir hayat yaşadığımı da anlatmıştım.
Ama bu biraz daha hani şöyle gelir ya, biraz oryantalist bir bakış açısıyla. Yani aslında hiç şöyle bir mesaj veriyordu o röportaj. Hiçbir şey imkansız değil. En alt ve siyah olan bir insan bile bir şeyi çok isterse başarabilirin bir mesajıydı. Belki de bu onlar için doğru bir mesajdır ama benim için değil. Benim biraz siyasal anlamda, siyasi duruşum açısından benim için olumlu bir mesaj değildi. Ya da oralardan gelen biri olarak ben kimseye bir mesaj, böyle bir mesaj vermek istemiyordum aslında. İmkansız denen bir şey yoktur. Çok çalışın. Evet, işte Amerikan kitaplarında olduğu gibi çok çalışın, başarırsınız gibi bir şeyim de yoktu. Ben sadece bunu, var olan gerçekliğimi, ben kimim onu anlatmak için söylüyordum. Ya da işte bir şeyi ajitatif yapmak, ben buralardan geldim ama bunu başardım işte demek de değil. Ben buyum. Yani evet, Zehra bir çocukken 16 yaşındayken polise taş atmaktan gözaltına alınan, 6 ay hapis cezası alan biri, liseli yıllarında, ortaokul yıllarında hep zaten bu politik kimliğinin üzerinden giden biriydi. O daha 11 yaşında Kürt derneklerinde, Kürt sanat kültür merkezlerinde eğitimini almış biridir. Ve bununla beraber daha çocuk yaşta, daha okula bile başlamadan fındık işçiliği yapan ve lise bitene kadar da mevsimlik işçilik yapmak zorunda kalan ve Diyarbakır sokaklarını ezbere bilen, çünkü Diyarbakır sokaklarında ayakkabı boyacılığından tut sabah 5.30'dan öğlene kadar tatlı satıp ondan sonra okula giden, okuldan sonra yine annesinin hazırladığı maydanoz destelerini bir tesiseye koyup başında bütün sokakları dolaşan, yeri geldi mi Eskimo dolapta Eskimo yapıp onları satan biriydi. Ama aynı zamanda hayata tutunan, hayata olduğu gibi bakan, yüzleşerek bakan, var olan gerçekliğini kabul edip pembe dizi vari değil de bir gerçeklikle yola çıkan biri Zehra. Ki hala öyle, benim ailem hala öyle. Bu benim gerçekliğim ve bunun böyle bilinmesini istedim. Ya da bir şey olarak değil, yani burada bunu başarın, siz de çok çalışın değil, olan gerçekliğimi biraz aslında ifade etmek istedim. Evet, şeye gelirsek, tekrar sergiye gelirsek. Şimdi ben sergiye ilk girdiğimde işte bir ankesörlü telefon gördüm. Bir an şaşırdım, acaba hani buradaki halihazırda var olan bir şey mi yoksa Zehra'nın sergisine dahil mi diye. Sonra fark ettim senin sergine dair, sen sesinle bir şeyler anlatıyorsun bize. Sonra oradan eserlerini görüyoruz. Eserlerinin yanlış değilsem tamamı hapishanede ürettiğin işler. Çok çarpıcıydı benim için. İşte genel olarak odaya baktığımda işte regl kanlarıyla, kendi saçınla, koğuşta uyuduğun, beraber zaman geçirdiğin insanların regl kanlarıyla ve saçlarıyla, tırnağıyla, okuduğunuz gazetelerle, kitaplarla, eşarbınızla, tülbentlerinizle, kıyafetlerinizle bir sürü oralardan birer sanat eseri doğurmuşsun. Bu üretimleri, ya seni motive eden şey neydi? Bunu merak ediyorum. Devamla da sergiye tekrar döneceğim. Küratörle ilişkiniz nasıl oldu? Bunu soracağım. Beni aslında motive eden şey bence bütün cezaevindeki ve neden cezaevine girdiğini bilen ve dışarı çıktığında da yine olduğu gibi devam etmeyi düşünen ve cezaevini de bir süreç olarak gören herkes için de onu cezaevinde hayata tutunmaya ve kaldığı yerden sanki orada bir kapanma değil de orayı da bir mücadele alanına dönüştüren, mücadele alanı olarak gören kişiler için bence temel motivasyon inanç. Benim de aynı zamanda diğer arkadaşlarım gibi beni de inancım ayakta tutuyordu. Kadın mücadelesine olan inanç, kendi kimliğine olan inanç, haklı olduğuna dair olan inanç ve bu inançla beraber aslında yüzleşmeyi de getiriyor. Bence zaten temel olan şey de odur. Ben korku veya cesaret olan o algıları, o kelimenin anlamlarını çok farklı kendime göre okuyorum. Korku bir şeyden korkmak ve korkak olmak değildir. Korku temel bir histir. Herkeste olan bir histir. Ben korkularımla yaşayan bir insanım. Korkarım da.
Bunu kabul ediyorum. Ben korkusuz değilim. Belki başka birçok yerde de böyle birkaç ödül de aldım. Cesaret ödülü. Ama cesaret nasıl? Sanki böyle güçlü kadın ve her şeye karşı dimdik duran, kaşları çatık bir kadın değil. Korkularıyla, hayata tutunma şekliyle, küçük basit mutluluklarıyla, herkesin basit olarak algıladığı şeylerle aslında kendine anlam ya da bir şeylere anlam biçen biri olarak görüyorum. Ve cesaret aslında biraz da budur. Korkuların üzerine evet korkmak ama korkuların üzerine gidebilmek ve yüzleşmek. Bence biz Kürt halkı olarak bunu çok iyi başarabiliyoruz. Bir şeylerle çok çabuk yüzleşebiliyoruz. Çünkü biz çocukluktan beri hep böyle yaşadık. Ya da bizim halkımız yüzyıllardır bunun yaşıyor. Hep imkansızlıklar bizim önümüze çıktı. Kendi dilimizde hiç konuşamadık. Kendi kültürümüzü yaşayamadık. Kültürümüzü yaşamaya kalkıştığımızda sanki bu manipüle edildi, terörize edildi. Bizim gözümüzü korkuttular. Cezaeviyle bizi sınadılar. Ölümle sınadılar. Her şeyle sınadılar. Ve bunlar sanki hani biraz da bizim geri çekilmemize, sessiz kalmamıza, bizi daha farklı içeride veya dışarıda izole etmeye yönlendirdiler. Ama biz halk olarak bunu biliyor, daha çok iyi başarabiliyoruz bence. Yüzleşebiliyoruz. Fakirlikle çok güzel yüzleşebiliyoruz. Ya da daha farklı kazanımlarla da çok iyi yüzleşebiliyoruz. Engellerle yüzleşebiliyoruz. Cezaevi alanı da öyleydi. Ben cezaeviyle yüzleştim aslında. Önce dedim ki Zehra sen bununla yüzleşeceksin. Evet cezaevindesin. Bu benim başıma neden geldi? Ben bunu yaptım veya neden böyle demektense ve bana malzeme verilmiyor. O yüzden ben sanat yapamıyorum. Sanatım için bana lütfen yardım edin, destekte bulunun çağrısından ziyade evet bana bu verilmiyor. Bunu her yerde söyleyeceğim, söylemeye de devam edeceğim. Verilmedi, ona rağmen sanat yaptım demeye devam edeceğim. Ama verilmediğinde sen ne yaptın? Nasıl yollara başvurdun? İşte bu da yüzleşmeyi gerektiriyor. Bu benim cezaevinde bunu söyledim kendime. Bu benim gerçekliğim. Bana malzeme verilmiyor ama ben ne yapabilirim? O yüzden mesela her şeyimi, bedenimi, elimde ya da sanat dışı olarak ifade edilen erkeklerin, çünkü maalesef sanat da biraz eril bakış açısına sahip ya da temel kalıpların içerisinde bir şekilde o kalıpların içerisinden çıkılamıyor. Fırçaysa fırça denilen şey tarif edilen şeyle yapılması lazım ya da resim yapıyorsan tarif edilen temel malzemelerle yapman gerekiyormuş gibi bir kalıplar var. Ama bunun dışına çıkarak bunun daha farklı bir şekilde evet adet kanı da belki bir şekilde kendini ifade edebilmenin ya da sanatı oluşturabilmenin bir aracı olarak görülebilmeli. Saçlar, ranzadaki işte yatak çarşafları, her şey ama her şey bir malzeme aracına dönüştü benim için. O yüzden belki de dışarıda sanat okumamın da faydası oldu bana. Ben sesimi de mesela bir gün telefonda konuştuğumuzda böyle bir şey aklıma geldi. Ben neden sesimi de sanat aracına dönüştüremiyorum? Evet, bedenini sanat aracına dönüştürenler var ama ses de içeride, çünkü içeriye niye sokarlar? Bedenin ve sesin hiçbir şekilde dışarı çıkamaz. Ama ben bedenimi resimlere dönüştürdüm ya da arkadaşlarımın bedenine resimler yaparak onları dışarıya çıkarabildim. O zaman sesimi de dışarı çıkarabilirim. Telefonda bu kez arkadaşım Onur Eren'den şöyle bir şey rica ettim. Benim sesimi her aradığımda kaydet. Kaydetti o da ve ben de her telefonla konuştuğumda bize verilen 4 liralık bir kart ve sadece 10 dakika hakkım var haftada bir. Ve o 10 dakikalık 4 liralık olan telefon kartlarını birer belgeye dönüştürdüm. Kendi tarafımda tuttum ve dışa da onların kayıtlarını gönderdim, sesimi gönderdim. Ve o sesimle aslında bir şeyler ifade etmek istedim. Orada olup bitenler ve bu sadece benim belki sanat kişiliğimden değil, sanatçı olmamla tek bağlantılı değil de gazeteci olarak da. Çünkü olup bitenleri telefonla aktarma, bunu Cizre'de de yaptık, Nusaybin'de de yaptık, kendimizi gösteremedik. Geri geldi telefonlar kilitlendi ama bunu bir şekilde sesimizi kaydederek bunu dışarıya çıkarabildik ve ben orada belki de evet bir sanatçı, sanat yapan kişi aynı zamanda da bir muhabir görevi gördüm. Orada olup bitenleri aktardım. Sohbet etmenin dışında aslında olup bitenleri aktarmak istedim ve böyle bir belge ortaya çıktı. Birçok şey görüyoruz senin eserlerine baktığımızda. İşte Şahmeran'ı görüyoruz. Orta Doğu, Kürdistan motiflerini zaten
tamamını görüyoruz. İşte kadın kim kadınsın kadın kimliklerinin tamamını görüyoruz sergide. Deforme olmuş bedenler görüyoruz. İşçi sınıfını bana hatırlattı. Bir sürü şeyi daha yanına sıralayabilirim. Ben işte geçmişte şeyden bahsettim. Bir gazetecilik görevi gördüm sanat eserlerimle. Bu sergide de bunları doğrudan aktarmayı mı tercih ettin? Ya cezaevinde aslında şu anda Kıraathane'de sergilenen işlerin çok dışında ya da onlardan çok daha fazla işlerim var. Belki de geri dönüp baktığımda tuhaf bir travmatik bir olayım yani o hislerimin travmatik bir Zehra'nın dışa vurumu olarak ifade edebilirim. Çünkü şu an Berlin Bienali'nde 103 sayfalık bir çizgi roman sergileniyor ve bu çizgi roman arkadaşımın bana gönderdiği mektup kağıtlarının arkasına yaptığım çizgi romanlar ve hepsini gizli bir şekilde çıkardığım işlerim var ve bu konuda avukatlarım ve arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Bu 103 sayfa ve diğer mesela İtalya'daki sergide şu an 70 iş sergileniyor. Amerika'da hakeza öyle, başka ülkelerde hakeza yani yüzlerce resimden söz edebiliriz. Beni bu kadar yüzlerce resim yapmama iten şey neydi? Demek yani ben orada her gün ama her günü resmederek geçirdim. Bu da farklı bir aslında psikolojik bir analiz gerektiren bir durum. Bir insan neden bu kadar resim yapar? Geri geldi mi ben mesela defter bile yoktu ya da istenilen defteri vermiyorlar. Bezleri deftere dönüştürüp orayı o günlükler haline getirdim. Ve bütün resimlerime baktığınızda temel malzemeler var ama bu malzemelerin dışında yazı yazma da var. Neden yazı yazdım sürekli? Yani şimdi ben bazen bir şeyleri yaparken okumasını da sonradan kendim de yapabiliyorum. Çünkü kendime biraz dönüyorum yani bunları neden bu kadar yaptım? Belki de şöyle bir şey olabilir. Biz Türk halkı olarak yazılı belgeler, her zaman yazılı olan belgelerimiz yok edildi. Biz her zaman kendimize annem bizim tarihimizi anlattığında, bizim masallarımızı anlattığında, annemin şu an anlattığı onlarca masallar var ve hiçbiri yazılı değil. Bu kadın bu kadar masalı ve her biri saatlerce süren masalı nasıl kafasında tuttu? Sözlü olan tarihimizi aslında tutmaya çalıştı. Bir öz savunma sistemi. Yani sürekli yok edecekler, o zaman benim kafama kaydetmem gerekiyor dedi. Onun gibi yüzlerce kadın, binlerce kadın bunu yapmaya çalıştı. Yani yazıya olan açlığımız devreye giriyor aslında burada. Ben de yani yazma yeteneğimi gazetecilik sayesinde kazanabildim. Bir şeyi yazarak ifade etmeyi ve o yüzden bunu da yazıya da kendi sanatımda yazıyı da terk etmeden. Evet bir çizim tekniği, evet bunu plastik anlayışında çizim tekniği ama aynı zamanda yazıyı da terk etmeden gazetecilikle beraber harmanladığım bir ifade biçimini ortaya koymaya çalıştım. İşte küratöryel devre de işte bu anlamda devreye giriyor. Ben de Kuyumcu ve Seval Dahman Araç'la bunun üzerine çok çalıştık. Onlar da bu kadar var olan birçok büyük bir yelpazeye sahip olan bu seçkinin içerisinde küçük özet bir özeti ortaya çıkardılar. Çünkü kıraathanenin mekanı da çok küçük. Ve oraya aslında bir özetle Zehra Doğan ifade biçimini ortaya koymak istediler. Bu da aslında küratöryel bir başarıdır. Bugün Ayvey ile Banksy ile yan yana geliyorsun. Dünyada bilinen bilinmeyen binlerce sanatçı ile yan yana geliyorsun. Onlar sana neler söylüyor Türkiye hakkında özellikle? Senin duygularını da çok ısrarla merak ediyorum ama dışarıdan bakınca Türkiye ne durumda? Ya diğer sanatçılarla beraber aslında hani bu saydıklarının dışında birçok sanatçıyla konuştuğumuzda temel bir şey ortaya çıkıyor. Yakın Türkiye tarihi. Ben de buna çok şaşırıyorum. Benim bir Zehra'nın geçmişi ya da Zehra'nın şu an böyle olmasındaki neden yakın Türkiye tarihi nedeniyle değil. Erdoğan'la bağdaştıramayız sadece ya da sadece Erdoğan'a bağlamak çok eksik ve kısır oluyor.
Ve belki de bu sorun biraz da bundan kaynaklanıyor. Son dönem Erdoğan'la beraber Türkiye tarafından da gelen ve Avrupa'ya yerleşenlerin ve Erdoğan hükümetiyle beraber zarar görmüş insanların daha çok olmasıyla beraber bizim Kürt halkının Erdoğan öncesi aslında temel bir Kemalizm sorunundan milliyetçilik ve faşizmle beraber ortaya çıkmış ve en başından beri Zilan katliamı, Dersim katliamı, Koçgiri katliamı bunlar Erdoğan'dan çok çok daha önceydi. Bunlarla beraber aslında bu kadar hasar görmüş, buna karşı mücadele etmiş Kürt halkının gerçekliği biraz sanki üzeri kapatılıyor demeyeyim de biraz unutuluyor ya da daha köşede kalıyor gibi hissediyorum ben. Ama ben bir Zehra olarak evet Erdoğan dönemi çünkü yaşım gereği Erdoğan yönetimi döneminde bunları yaşadım. Ama Zehra'dan çok önce birçok insan da vardı, binlerce insan var. Bunlar ya da Zehra'dan önce birçok sanatçı var. Bu insanlar Kemalizm sorunundan dolayı birçok şey yaşadı. Toprağını terk etmek zorunda kaldı. Milliyetçilik, Türk ırkçılığı yüzünden topraklarını terk etmek zorunda kalan insanlar var. Ama işte maalesef bunu sürekli ve aynı kelimeyi sanki böyle sürekli başa saran bir kaset gibi ve zorunlu olarak bunu anlatmak zorunda kalmak da aslında ayrı bir şiddet bana göre. Yani yaratılan bu algının dışına çıkıp yani daha geniş bir çerçeveyle bakmalarını sağlamak için ya da bunu tekrar tekrar anlatmak yine sanki hani böyle 30 yıl önce ya biz Kürtler bunu yaşıyoruz, bunu yaşıyoruz demek gibi oluyor yani. Şimdi de bunu diyoruz. Ya biz Kürtler Erdoğan öncesinden de böyleydik. Yani Erdoğan'ın gitmesiyle tabii ki evet var olan Türkiye gerçekliğinin ya da şu anki Türkiye'deki politik durum biraz daha iyileşecek. Ama bu mantık, Kemalizm mantığı ya da milliyetçi mantık, faşist mantık, ırkçı mantık devam ettiği sürece Erdoğan gitmiş ne, gitmemiş ne? Bizim için, Kürt halkı için aslında çok da büyük bir değişim olmayacak. Bu mantığın yok olması lazım. Ve burada sadece siyasal anlamda belki Türkiye'de barış süreci 2013'te gerçekleşen barış sürecinde ben birazcık daha umutluydum. Evet bir şeyler değişebilir ama sonradan helikopterden atılan iki insanımız ve onunla beraber öncesinde Nusaybin, Cizre, Derik, Kerboran bu olaylar olduktan sonra bu halk yani hem medyasıyla, sosyal medyasıyla, her şeyle, bütün araçlarıyla bu kadar haberdarken bu kadar sessiz kalmaları benim kafamda büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. O yüzden sadece siyasal anlamda ya da politik anlamda hükümetlerin ya da gelen Türkiye'ye gelecek olan herhangi bir hükümetin ya da var olan hükümetle beraber hükümeti de içine koyarsak var olan bir hükümet sistemiyle onların özür dilemesiyle sadece bir şeyin gerçekleşebileceğini, temel bir barış havasını yaratabileceğine inanmıyorum. Yaratılsa bile ben bu savaşa bu barışa inanmıyorum. Barış olsa bile ben bu barışı istemiyorum. Bu halkların, Türkiye halklarının aslında Kürt halkından artık özür dilemesi gerekiyor. Bununla yüzleşmesi gerekiyor. Kendilerinin de bir öz eleştiri vermesiyle gerçekleşebileceğine inanıyorum. Belki de Erdoğan Kemalizme hediye olarak geldi. Yani bu evet çok doğru. Şey yaparsak. Şimdi bir de Türkiye tarihinde hep sorulan soruyu sana da sorayım. Türkiye'den çıkmak zorunda kaldın. Belki bugün artık ismin sürgün değil ama hayat nasıl gidiyor yurt dışında? Kürdistan. Yurt dışında yani benim için yani bir Zehra olarak hayat çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çünkü sürekli çalışmak zorundayım. Sürekli sergiler nedeniyle belki yaptığım iş nedeniyle sanat sadece bir yere bağlı olmadığı için yani sadece bir ülkeyle sınırlı olmadığı için hep farklı farklı ülkeleri gezmek zorundayım. Ama şöyle bir şey var. Ben sürekli sınırlara takılıyorum. Sanki hani bedenimde görünmez bir dikenli teller var ve ben hareket ettikçe o teller benim böyle ciğerime saplanıyor, kalbime saplanıyor. Hareket ettikçe hareket etmek bana çok zor geliyor.
benim daha farklı düşünmeme, daha acı hissetmeme neden oluyor. Çünkü o hareket etme biçimi bu kez de benim Türkiye'ye gitmememe neden oluyor. Türkiye'ye giremiyorum, Kürdistan'a giremiyorum. Belki ailemi yıllarca göremeyeceğim. Ve kendi kendime oluşturduğum sınırlar oluyor. Ben Türkiye'ye gitmemeliyim diyorum sürekli. Neden gitmemeliyim? Gidersen başıma yeniden bir şey gelecek. Ben yeniden üçüncü kez cezaevini kaldırabilecek miyim? Cezaevinin dışında eğer cezaevine girmezsem de var olan Türkiye gerçekliği içerisinde neler yapabileceğim? Aileme nasıl bir orada olursam aileme zarar veriyor olacak mıyım? Tüm bunları düşünmek aslında farklı sınırlar oluşturmak, bu sınırları kendine kabul ettirip ve hareket edememezlik ve bunun içerisinde boğulmayı oluşturuyor. Ve o yüzden mesela benim Avrupa ya da farklı bir yer bana hiçbir şekilde sanki böyle bir naylon bir yaşammış gibi geliyor. Bir şeylerden zevk alamama, bir şeylerden mutlu olamamanın yolunu açıyor. Ve bu da aslında farklı bir travmatik bir olayı ortaya çıkarıyor. Bu çok acı bence. Teşekkürler Zehra. Benim sorularım bitti. Teşekkür ederim. Sağ ol.